Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size bira mayası yerine şampanya mayası kullanımını anlatacağım. Aslında teknik olarak bu mayalar birbirleriyle akrabadır. Yani hepsi aynı ailedendir. Hepsi birbiriyle kuzendir. Ekmek mayası, bira mayası, şampanya mayası, şarap mayası, beyaz şarap için konuşuyorum. Hepsi birbiriyle aynıdır. Yani biranızı aslında ekmek birasıyla bire yapabilirsiniz. Tabii tadı berbat olur, ayrı mesele. Ve teknik olarak da yine şarap, şampanya mayasıyla bira mayası birbirine yakın özelliklerdedir. Şampanya mayasının alkol dayanımı daha yüksektir. O yüzden ben bunu arpadan yaptığım bir şıranın ayırdım bir kısmını, yaklaşık 3 litre kadar ayrı bir fermenterde şampanya mayasıyla denedim. Ve sonucu gördüm. Gayet güzel, gayet başarılı bir sonuç elde ettim. Bira mayası bulamadığınız zamanlarda eğer şampanya mayası varsa elinizde onu kullanabilirsiniz. Ki şampanya mayasının kullanımı çok daha azdır. Yani çok daha az miktarda kullanarak yapabiliyorsunuz. Burada tabii şimdi sonucu göstereceğim size. Mayalarla ilgili çok daha geniş bilgi gerekiyor aslında ama hani bize lazım olanı alalım. İşinize yarayacak olan kadarını alsak yeterli. Yani önemli olan özetle şu. Bira mayası yerine şampanya mayası kullanıp yapabilirsiniz. Alkol oranına gelince yaptığımız yoğunluk hemen hemen aynı olduğu için çok bir şey fark etmiyor. Hani şampanya mayası kullanırsam daha yüksek alkol elde edebilir miyim? Edemezsiniz. Eğer şeker yoğunluğunu falan yükseltirseniz evet daha yüksek alkol olacaktır fakat biranızın tadı bozulacaktır. O yüzden orijinal ayarlarla oynamayın. Sadece mayanızı, yani elinizde yoksa şampanya mayası da yapabilirsiniz ve gayet başarılı, gayet güzel bir sonuç elde ettiğimi söyleyebilirim. Hemen sonucu paylaşayım. Köpük gazlanma. Gayet güzel. Bu arpadan elde ettiğim için, onunla zaten ayrı size bir video paylaşacağım. Arpadan elde ettiğim için bunlarda biraz daha bulanık bir görüntü var. Onu aldırmayın. Tat olarak gayet güzel. O yüzden hani görüntüye çokça yapmayın. Arpa olduğu için. Eğer bunu normal siz kitle yaparsanız kitteki biraz mayası yerine şarap mayası, özür dilerim, şampanya mayası kullanırsanız aynı bu lezzeti, kıvamı alacağınızdan emin olabilirsiniz. Umarım verdiğim bilgi faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.